Ben son söz olarak vaktimiz var mı? 2-3 dakika. Var. Daha fazla var. Peki bir görüntü gönderdim ben. Arkadaşlar mümkünse verebilirler mi? Korsan reji yapıyor Murat Arel yayında ya. Tam böyle bittik derken tekrar küllerimizden doluyoruz. Tam dosyaları kapattık artık dağılıyoruz derken gene bir dosya. Hazır mı görüntüler? Birazdan hazır olacakmış. Ne bombası bu nedir, geliyor şimdi? Bu ne göstereceğin şey? Türkiye'de gerçekten toplumun haklarını savunan insanlar var. Ve bunlardan biri de TİBAŞ gönüllüleri. Acıbadem TİBAŞ gönüllüleri. Acıbadem'de bir parkımız var. Daha doğrusu bir konutumuzun yanında arazimiz vardı park yapılmak için. Burası kültür merkezi yapılacak diye o zaman 15 Temmuz şehidimiz 15 Temmuz şehidimizin adına park yapılacak ya da kültür merkezi yapılacak diye kampanyalar yapıldı. Seçim döneminde bununla ilgili Mete Erbaş parkı yapılacak diye. Bununla ilgili de toplantılar yapıldı, plakalar asıldı, pankartlar asıldı. Bu mu? Bunun ilk şeyini mavi olanı verebilir misiniz? Bir başka görüntü daha. Ha, onu hazırlıyorlarmış, sırayla slaytları hazırlıyorlarmış. Şimdi orada şöyle bir şey var ki o önemli çünkü 2017 yılında asılan beyaz bir plaka var. Aynen okuyorum. Şehit muhtarımız Mete Sertbaş'ın adı Acıbadem'de yaşatılacak. Törende Sayın Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşuyor. Burası Üsküdar Belediyesi'ne ait 6000 dönümlük bir arsa. Uzunca bir çalışmanın ardından sonuca gelinmiş olduk. Allah nasip ederse bu arsa üzerinde büyükçe bir park düzenlenecek ve aziz şehidimiz Mert Sertbaş'ın adı verilecek. Aynı zamanda bu arsa üzerinde Acıbadem mahallemize yakışır bir kültür ve sanat merkezi yapacağız. Bu yani değil mi? Evet, bunu yapacağız diye konuşmasını yapıyor. O kültür ve sanat merkezi yapacağımız dediğimiz şey, biz o dönemde ben gittim önünde oturma eylemi yaptım. Niye? Çünkü bir vakfa verildi. Orası, bir vakfa verildi burası. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na verildi orası. Gittim vakıf yetkililerle de konuştum. Hatta orada konuştuğumuzda buranın markete verileceğini söyledim. Burası markete de verilecek. Burası kültür merkezi mi olacak filan diye konuşurken üstünün kaçak olduğu ortaya çıktı. Bakın kültür merkezimiz ve sanat merkezimizin altı gördüğünüz gibi file. Diğer tarafını bir fotoğraf daha var arkadaşlar gösterin. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı erkek yurdu oldu burası da. Kültür ve sanat merkezimiz burası bizim. Ya istismar yani bu artık nasıl bir şey ya? Yani her şeyiniz mi istismar? Burası bizim yani kültür bir sanat merkezimiz. Sayın Üsküdar Belediye Başkanı'na teşekkür ederiz. Çok iyi sözünüzü tuttunuz. Bravo. Sen bunun kitabını yazdın zaten. Ya şöyle bunu özel söyleyeyim. Caminin altında market olursa bu ülkede bu olur. Caminin altında aşevi olur. Bedava dağıtır. Hani bu kadar açın olduğu bir yerde bunu yaparsın. Bütün her şey böyle Aziz Hüdayi bilmem belki de işte hani kendilerine göre çok önemlidir bilmem nedir ama burası mı yeri ya? Abi gittiğimde mesela yani? Oradaki vakıf yetkilisiyle konuşurum. Buraya işte para harcadık diyor 27 milyon lira falan diyor. 27 milyon ne yaptınız dedim para değil o ya falan dedi. Böyle basitleştiriyor o kadar komik rakamlar ki 27 milyon lira onlar. Çünkü o kadar çok o kazanıyorlar. O hala mücadele ediyorlar. Park yapıldı arkaya. Parkın girişi mesela şu marketi. Burası parktı ama değil mi? Bunun Burak. Arkası park hala. Ama şu parkın normalde park normalde mesela? Şurada boşluk olması lazım. Şu boşluktan girip park burada evet. Ve şurada boşluklar olması lazım ki parka giriş geliş olacak. Bak burası alışveriş merkezi. Bunun buradaki arabalar bir diziliyor buraya. Oradaki yolu da kapatıyor. Acıbadem'in oradaki yolu da kapatıyor. Burada giriş var. Girişi bir görün. Geçmeniz mümkün değil. Şu kadar bir yol bırakmışlar. Oraya da başka şeyler yapılıyor. Mümkün değil. Yani planla, programla alakası yok. Ben bunu Sayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'na da söyledim. Bununla ilgili gelip tutanak tuttular. Kaçak olduğunu, üst katının kaçak olduğuna dair vakıf da kabul etti. Evet dedi o fazla oldu falan diye böyle söyledi. Sayın Ekrem İmamoğlu'na dedim ki iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Ya o da çok iyi bir vakıf falan dedi. Hatta bununla ilgili röportaj da yayınlandı Yeni Çağ Gazetesi'nde. İşte Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çok iyi niyetli dediği vakıf bu. İşte yaptığı şey bu. Alt market. Arka tarafı erkek öğrenci yurdu. Herhalde arada da cami var. Namazlar kılınıyor. Üst tarafta da herhalde iki kat kültür merkezidir. Odur herhalde. İşte sanat ve kültür merkezi de orasıdır. Ya şöyle bir gerçek Neo var. Neo Türkiye ya, kombini. Sen çok daha iyi bilirsin. Bu arada Ekrem İmamoğlu da 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak. Evet bugün de insan hakları eylem planı açıklanırken evet. Gelen son dakika haberlerinden evet, biri de oydu. Evet son dakika eylem yani. Planı evet insan hakları eylem yani, planı. Bu olaylarda hep şunu görüyoruz. Yani aynen dediğin gibi cami kuruluyor altında alışveriş merkezi resmen dükkanlar şeyler falan. Bir bunun yani hep şöyle yani bir lokma bir hırka felsefesiyle sürekli bunun
kutsandığı, işte bunun derslerini veren o tarikatlar, bununla ilgili sürekli konuşan tarikatların ya maddi menfaat temin etmeyen veya amacı bu olmayan bir tane kaldı mı acaba? Timur, camide rant için birbirini öldürdüler. Ya camide cinayet işlendiği kaç tane örnek hatırlıyorsun? Bir tarikat camide birbirini öldürdü. O kanın üstünde namaz kılmaya devam ediyorlar. Sadece rant kavgası. Ya haçta birbirlerinin kafasını patlatmadılar mı? Aynen. Hani bu görüntüler hiçbir şey olmuyor. Şöyle oluyor. Bak bu bahsediyoruz ya, bu vakıftı, medreseydi, bilmem neydi. Öyle bir alıştırdılar ki hepsi yasak. Yasaya göre evet, şu anda fiili halen devam eden anayasaya göre bunların hepsi suç. Suç. Sanki normalmiş gibi konuşuyoruz. Normalmiş gibi anlatıyoruz. Sanki normalmiş gibi de bunu hukuki bir çerçeveye büründürmeye çalışıyoruz. Yasak, yasa dışı. Sonuçta bu suç. Hukuken aslında böyle bir hukuken tanım yok. Hukuken yok. Çete, sen tarikat olarak böyle faaliyet gösteremezsin. Hatta, adam külliye yapıyor. Yani bu da normalmiş gibi karşılanıyor. Bak ne oldu Uşakilerin şeyi? O mal varlığı devrettiler, birbirine devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi ya. Hani niye? Çünkü şöyle bilmem nerede medrese var. Gidiyorsun şeye, ben bu Dikili'de çocuklara tecavüz edilen Süleymancı yurdunun olduğu yere gittim. Nerede bu diye kime sorduysam Dikili gibi bir yerde şuradan şuraya git, Süleymancıların yurdu burada diye gösteriyor. Şey de yok yani, bundan 1000 yıl önce, 500 yıl önce işte bu tasavvufi bir akıl var. Ya da işte Anadolu toplumuna bir ahlaki yön veriyor. Ya bizim ahlaki bir yön de vermiyorlar. Hatta tam tersi daha da kötüye gidiyor yani. Yani sonuçta şey değil, yasal değiller. Yaptıkları hiçbir faaliyet şu anda yasal değil. Yürüttükleri faaliyet de yasal değil. Zaten para tarafını apayrı bir tartışma. Holding. Tarikat dediğin holding. Aynen, bir de şöyle yani normalden hem yasaklar normalde yasalarımıza göre suç işliyorlar. Bir de dokunulmazlıkları var. Örneğin ben bir şirket kursam, diyelim ki işte Çiftlik Bank. Milleti dolandırdın, aldın paralarını, kaçtın. Bir suç yaptırımı var. Bunlarda o da yok. Yani insanları maddi kaynaklarını da sömürüyorlar. Yani insanların paralarını, işte, evlerini alıyorlar. Fadılak Gündüz işte, olayı aynen. var işte. Ama bir de öyle şeyler var ki, tarikatlar var ki. Ya bakın bir örnek, çok sık anlattığım da bir örnek. Bir lokantacı zinciri var ve çok yaygın bir tarikatın kendisine ait. Arkadaş oradan sipariş vermiş o tarikatın olduğunu bilmeden. Kapıya geliyor kurye ve teslim ediyor yiyeceği. Bu da bahşiş veriyor çocuğa. Çocuk diyor ki bana mı verdin, şeyhimize mi verdin? Hadi canım. Ona göre alacak. Himmet gibi yani. Evet. Diyor ki sana verdim. Ha tamam diyor, o zaman bir cebine koyuyor. Diyor ki şeyhime vermiş olsaydım, bu bedava çalıştırılıyor çocuklar. Pek çok insan bedava çalıştırılıyor. Bunların emekleri sömürülüyor. Bunların dini duyguları sömürülüyor. Ve bunlar bir iş gücü aynı zamanda. Ama tarikatta dolandırdığın zaman, bırak aslında o tarikat yapılanması suç olmasına karşın, tarikatta yaptığın zaman şeyin yok. Dokunulmazlığın var. Fiili bir dokunulmazlığın var. Bu dönemde kimse bir tarikata dokunmaya cesaret edemiyor. Sen çok daha iyi biliyorsun. Ben şimdi bir çalışma üzerindeyim. Eğer bitirebilirsem bunu. Daha öncesinde yine Halk TV'de Cüneyt Akman'la program yaparken pazar günleri bir tarikatın Adana, Urfa, Antep o civarlardaki yapılanmasıyla ilgili Suriye'den gelen bir Nakşibendi tarikatına ait bir kolun neler yaptığını anlatmıştım. İşte kaçak yerlerini anlatmıştım. Şimdi onun devamına bunların işte yaptıklarının hangi boyutlara geldiğini belgelemeye çalışıyorum. Cezaevinden çıktıktan sonra benim daha önce ziyaret ettiğim bir inşaat vardı. Cami inşaatı ve külliye inşaatı. Bayağı ilerlemiş o. Onların yeni videolarını falan çektik. İşte ben de gideceğim, ziyaret edeceğim. Oradakilerle görüşebilirsem görüşeceğim. Bir dosya daha açacağız Türkiye'de. Çok fazla bilinmeyen ama hızlıca yayılan, büyüyen ve özellikle Güneydoğu Anadolu ve Çukurova bölgesinde faaliyetlerini hızlı derecede arttıran yeni bir yapılanma var, yeni bir tarikat var. Ama tabii herkes tarafından bilinen, siyasete de etkeden... Tasavvuf şeyli örtülü yok, mü? Yok. Benim öyle bir yeni bir şey geldi. Bir sürü taciz, tecavüz ve şeyin olduğu böyle bir tarikat şeyi araştırıyorum ben de. Bakalım başımıza bir şey Doğu gelmezse. Bölgesi, İstanbul mu yoksa? İstanbul ve Türkiye merkezli 42 tane ilde örgütlü. Yani çok ciddi iddialar var. Hatta bir kişiye ulaşmaya çalışıyorum. Hani... Belki tesadüfen de dinliyordur şöyle bir şey. Hani şöyle kimliği açıklanmamak üzere konuşmayı söylüyor. Çünkü yaşadıkları şu anda kurduğu
hayatla hiç ilgisi olmayan bir şey tabii ki öyle olacak. Yeter ki o dönemin tanıklığı olarak bir şeyleri anlatsın bana. Eğer öyle bir şey olursa boyutları çok büyük olan, uluslararası tarafı da olan bir tarikat, korkunç bir tarikat yapısıyla yine karşı karşıyayız. Ama dediğim gibi şu anda hazır, öğrendiğim kadarıyla evet bu bir büyük bir örgütlenme içerisindeler. Son 4 yıldır bu örgütlenmeyi sürdürüyorlar ve içerisinde çocuk taciz, tecavüzü ve senin kitabında anlattığın Badeci Şeyh'in bir başka versiyonu da yapılanması var. İnanılmaz yani bir istismar bataklığı. Yani inanılmaz bir istismar bataklığı. Topluma da sorduğun zaman bütün anketlerde kapatılsın, tarikatlara karşı diyor. Olarak çıkıyor. Tarikatlar orada kapatılsın. Siyaset olarak da düşündüğünüzde ben gerçekten bunu da söylemek istiyorum. Şeyde, bu Necmettin Erbakan anmasında da aslında aklıma gelen oydu. Ya bu ülkedeki muhafazakarlığı o kadar büyüttü ki muhalefet kendi özgüvenini gerçekten yerle yeksan etti. Ya tamam bu toplumda muhafazakar kodlar vardır, şudur budur ama bu toplumun önceliği ekonomisidir, cebidir, huzurudur. Ve böyle baktığınızda da herkes tarikatçı, herkes böyle aşırı muhafazakar falan öyle değil. Bu ülkenin %80'i, yani %80'ine yakını gerçekten de Atatürk devrimlerine bağlıdır. Yani çocuğu iyi eğitim alsın ister. Yani o seküler dünyada, yani batıda orada görmek ister evlatlarını. Hatta kendini orada görmek istiyorlar büyük ölçüde. Yani böyle bu muhalefette de her yerde böyle bir muhafazakarlar sanki bu ülke hapis ve onun sınırları içerisinde hareket etmek zorunda kendini hisseden o muhalefet gün geçtikçe bizi daha sağa ve daha özgürlükten uzak bir noktaya sürüklüyor. Bir maalesef. De şöyle bir durum var. Şimdi tarikatlarda olan istismara uğramış çocuklarla ben birebir de konuştum. Onlarla bir diyaloğum var. Şöyle düşünülüyor ama tarikatın elinde bulunan çocuklar aynı zamanda bu tarikatın ya da bu sistemin askeri. Oysa rehin. Değil mi? Aynı. Bak o çocukların büyük bir bölümü rehin. Ve oradan çıkmak istiyorlar aslında. Yani. O çocuklara bir el uzatılsa ailelerine ya da o çocuklar bir umut ışığı görmüş olsa bambaşka bir şey olacak. Yani onlar oranın askeri olarak görmek bu ülkeye çok büyük bir haksızlık. Ama o çocuklar bir rehin. Ve anlattıkları var. Bütün o yaşadıklarına rağmen şunu söylüyor. Eğer ailemin başına bir şey gelmesin, ne varsa anlatacağım diyecek kadar da yürekli ve cesur çocuklar. Timur, senin kitabınla ilgili bir kovuşturma oldu mu? Yani Badeci Şeyh'le ilgili hiç hakkında dava açıldı mı? Onunla ilgili açılmadı. O zaten dava dosyasından. Dava dosyası, belgeler tamamen belgesi, belgelerdendi. Yani. Tamamen adliyede. Üstüne gidilen de bir tarikat şimdi, olduğu için bir soru. Zaten her şey belgeli. Az önce Vakbel'i anlattım ya abi. Orada bir şey unutmadan belirteyim. Bu Vakbel'in olayını aslında ortaya çıkaran ta çok eskiden Vakıfbank Genel Müdürü olarak da atanan Hasan Kılavuz var. Hasan Kılavuz bununla ilgili kitap yazıyor. Yani bir bu demin yazıyor. Fotoğraflarını gösterdiğimiz hani... Yok o su o fotoğraflarını gösterdiğimiz su fabrikasıydı. Kömür yolsuzluğunu yani anlattım ya. Grafiği evet, diyor. Grafiği. Şimdi bunun o mali ayağını falan da çıkaran o dönemde bütün kaynakları var bende zaten. O dönemde yazılan Melik Gökçek'le ilgili bütün her şey var. Hasan Kılavuz bununla ilgili Hortum Düzeni diye bir kitap yazıyor. Adamın başına gelmeyen kalmıyor kitap yazdıktan sonra. Kitap toplatılıyor, tehdit ediliyor, uzaklaştırılmaya çalışıyor, korkmuyor, kitabı yayınlıyor, kitap toplatılıyor. Hala kimin toplattığı filan muamma ama işte hani bilsem de yemin edemem denir ya o durum var ortada. Onunla da konuştum sağ olsun. O dönemde bunları hazırlamamda katkısını da yaslayamam, desteklerini de yaslayamam. Raporlar ulaşmamda da çok büyük desteği oldu. Bunların daha devamının olduğunu ve o işte hep bir noktaya geliyoruz ya bir dava açılsa bakın neler çıkacak diyoruz ya. Işte. Ama açılmıyor işte o dava. İşte yani bu açılmaması var. Yani bir izleyicimiz çok pardon bir izleyicimiz bir mesaj yazmış diyor ki. Evinize gidin mi demiş. Yok hayır öyle dememiş. Tam tersine insanlar bir uyandı dirildi ne oluyor ben anlamıyorum. Herkes saat 23'te ertesi gün mesai mi yok nedir tekrar habere mi doymak istiyor. Su fabrikasıyla ilgili anlattıklarım vardı ya, o görüntüler neydi diye bir yerde yakalamış herhalde sosyal medyada. O görüntüleri tekrar rica... Ha bu. Şurası. 223 milyonumuz. 223 milyonun havaya uçtuğu Ankara'daki su fabrikası. Evet, şu anda atış poligonu olarak kullanılıyor fabrika. Atış poligonu olarak kullanılıyor. Geçiyorlar, boşa gidip boşa ateş ediyorlar. Silahla hedef yapıyorlar. Bir de bunun videosu vardı Güven. Çok, videoda... Tam suyu çıktı deniyor ya, yani tam suyu çıktı işte ya.
Anka Park böyle. Evet, evet. Su fabrikaları böyle. Enkaz bıraktı geriye. Gökkuşağı yani. Bilmem ne diye bir yer yapmış. Burası böyle. İnanılmaz görüntüler Mustafa. Kamu zararı verin. Yani hiçbir sıfır yani değil. Ortada bir üretim yok, bir şey yok hiçbir şekilde. Bir de o kadar kör gözüme parmam ki yani düşün. Ve bununla da ilgili bir konuşturma yani. Bir şey yok, yok değil mi? Ya bunu ben yazdım. Yazdıktan sonra Mansur Yavaş başkan olduktan sonra da suç duyurusu yaptı bununla ilgili. Belka'da Halil İbrahim Sarı bunlarla ilgili evraklarını da çıkardı. O dönem ödenen oluşan zararlar tespit edildi. Mansur Yavaş yönetimindeki müfettişler ve bununla ilgili diğer Büyükşehir Belediyesi bürokratları inanılmaz çalışmalar yaptılar. Suç duyurusunda bulundular. Savcılığın önünde ve zarar tanzim edilmesi lazım. Ya ben olsam bu kitabın içerisinde bulunan ve Sayın Mansur Yavaş'ın suç duyurusunda bulunduğu bütün yapılar hakkında acilen dava açar, mal varlıklarına el koyarım. Mal varlıklarına el koyarım. Onların yurt dışı bağlantılarını çıkarırım, onlara da el koyarım. Dava bitene kadar da mümkün değil çözmem. Çünkü kamunun zarara uğradığı belgeleriyle çıkacak orada. Ve mahkemeler de, yüce mahkemeler de görecek onu. Ama açılmamasının bir sebebi var diyor Mustafa da diyor. Yani bu bütün bu davaların açılmıyor. Yani şöyle, bu açılmadığını söylüyoruz ya, biraz sanki açılmayacakmış gibi, olmayacakmış gibi. Açılacak. Bir küçük örnek elinde vereyim. Şimdi benle ilgili bir şikayette bulunuldu. Takip ettiğim bir davayla ilgili. Bir sürü ağır itham, vatana ihanetten tut bilmem neye kadar, işte halk için nefret, hepsi var. Bir savcı bir manifesto gibi bir karar yazdı. İfademi dahi almadan kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Bu ülkede yaşayan bir savcı. Bir başka savcı da beni takip ettiğim ve sonunda her şeyle haklı çıktığım bir davada 40 bin liraya tazminata mahkum etti. Söylemeye çalıştığım şu, bütün bunların ekrana gelmesi, kitabının yazılması, takip edilmesini şöyle kayda düşüyor. Ve bu kayıt bir gün... Devletin hafızası var. Bunların hiçbirisi zaman aşımına uğramayacak. Zaman aşımsızdır. Çorlu'daki katliam da, bütün bunlar da, yolsuzluk da, Baronlar Savaşı'ndaki bütün o takip edilmesi gereken, şu anda hiçbir işlem yapılmayan dosyaların hepsi bir şekilde mahkeme önüne gelecek ve dediğim gibi herkes şu anda durmuş bir yerde bekliyor ama bazı savcılar da öyle bir kararlar veriyor ki bu kararları şöyle yapamıyorsun. Şu o savcının adını yazamadım ben. Başına bir iş gelir diye. Nasıl? Aynı şekilde ben yaşadım öyle. Bir mütalaa yazmıştı savcı. Yani demokrasi dersi. Yani düşünce ve ifade özgürlüğü dersi. Bütün ahim kararları, anayasa mahkeme. Okudum. Yani benim dedim mahkeme, yani duvara assın mahkeme dedim. Aynı canım. Ben de şey dedim. Hukuk bilmeme adını söylemeyelim. Sorun yok zaten. Yargılandığım yani, davalarda uygulamamak. Uygulamama var ya. Bilmedikleri için mi böyle kararlar veriyorlar? Ya buna cesaret etmiyorlar ya da başka bir düzeneğin parçası olmuşlar. Edecek, soru sormaya devam edeceğiz. Başka yolu yok. Bak, bu az önce gösterilen, Murat'ın açıkladığı günlerdir kitabını yazdığı her şeyin öyle ya da böyle bu mahkemede konuşulması gereken bir konuşulduğu günü yaşayacağız. Başka yolu yok. Başka çünkü yolu. Buradan sonra şöyle, birbirlerini bırakarak devam edecekler. Birlikte devam etmeyecekler. Peki. Bu zamana kadar bırakmadan devam ettiler ama bundan sonra bırakarak devam edecekler. Ve bunlardan ilki de bu parsel parsel olacak gibi düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. İlk çözüm orada başlayacak diye düşünüyorsun. Başka yolu yok. Peki, çok teşekkür ediyorum. Uzun bir geceydi. Saat 1'i 10 geçiyor arkadaşlar. Dosyaları açarken gerçekten de ertesi güne geldik. Türkiye'nin tek araştırmacı gazetecilik programı olan Kayda Geçsin'de bugün pek çok araştırma dosyasını kayda geçirdik. Hem Türkiye'nin makro siyasetine baktık, hem Ankara kulislerini aktardık. Hem buradaki tüm gazetecilerin dosya haberlerini ve yorumlarını kayda geçirdik. Önümüzdeki salı aynı saatte aynı işi yapmaya ve soruları sormaya devam edeceğiz. Ben hafta sonu cumartesi pazar saat 18'de ana haberle karşınızda olacağım. O zamana dek hepinize güzel bir gece diliyorum. Ne o Türkiye'nin panzehiri hafızadır Mustafa Hoş, parsel parsel Murat Arel, gerçekleri merak edenler için. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olunuz. İyi geceler diliyorum efendim. Görüşünceye dek hoşçakalın.